Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayınız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertibindeki haberlerine huzurunlarla sunuş kılışımız. Kıynamızda dıktınlar ekranımız olsun. Türkiye Taşkı İşler Ministeri Xitay ziyaretinde Uyghur meselesini oturuğu koydu. Türkiye Cumhuriyeti Taşkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu 12 yanvar Xitay'daki ziyaretini başlayan bulup, Xitay Taşkı İşler Ministeri Wang Yi bilen körüşken ve söhbet cereyanında Uyghur meselesini mutilge algan. Mevlüt Çavuşoğlu ictimai taratku hesaplarda bu doğruluk uçur yollap, Xitay'daki ziyaretini resmi başlayanlığını Xitay Taşkı İşler Ministeri Wang Yi bilen körüşüp, İki taraflık münasebet ve rayonluk meselelerini müzakere kılganlığını bildirdi. Mevlüt Çavuşoğlu söhbet cereyanında Uyghur meselesini tilge alganlığını bildirip, biz iki tarafının iktisadi hemkarlık fırsatı meseleleri hakkında toxtaldık. Uyghur Türkleri Katarlık gün tertibimizdeki meseleler doğrusudaki fikirlerimizni, ümidimizni ve sezgürlükimizni bildirdik degen. Malum buluşça növeti Saudi Arabistan, Kuveyt, Oman ve Bahreyn Katarlık 4 devletinin taşkı işler ministerleri 10 yanvardan 14 yanvargacha devamlaşıdığan Xitay ziyaretinde bulup, bulardan sırt İran'dan taşkı işler ministeri 14 yanvar Xitay'ını ziyaret kıldıken. Xitay'ın Himalaya'daki kövrük kuruluşu Xitay-Hindistan münasebetini kayıtı ciddileştirdi. Hindistan bilen Xitay otursudaki ciddiçilik Xitay'ın Ladakh'ın şarkıdaki Pangong köylüki yeni kövrük yasakallıkı sebeplik kayıtıdan keskinleşti. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe istihbarat analizçisi Damen Simon yakında Twitter'da bir süni hemra suretini hembehirligen bulup, surette Pangong Kölü'nün iki kırgıkını tutaştırdığan kövrük kurulması körüstligen. Bir kısım mütexessisler bu ekval Xitay'nın 2020'li kontrol kılıvalgan Hindistan rayonundan çekiniş planı yokluğunu inek körüstüp biridu deb karıgan. Profesör Svein Hindistan'da Xitay'ın ciddilikini pes etişki mecburlaydıgan armiye küçük hemçilikkenlikini Çigra dokunuşuda Xitay'nın üstünlükünü ilgilenlikini, Hindistan Başministeri Modi'nin siyasi planı Xitay tecavüzçülükü meselesinin muhimlik derecesinin tövelletişki mecburluğallıkını. Bu hıl arkı görünüşte çekinişinin Hindistan ümit kıldığan en yakşı plan işgelikini bildirgen. Bildirilişçe Hindistan Xitay'ını yeni ultrak rayon kurgan deb ayıpligen bulup, Hindistan Xitay'ın Ladakh rayonunda kövrük yasakallıkını Xitay'nın bu kövrüknün ornini 60 yıl etrafıda kanunsuz ilgili valgallıkını tekitleyen. Xitay Taşkı İşler Ministerliği bayanatçısı Wang Wenbin akbarat elan kılış yığınıda Hindistan'nın ayıplaştırıcı inkas kaydırıp, Xitay'nın ul esleha kuruluşunun pütülley ilgilik hukuk dairesi de kılınğallıkını, Mekhsitinin Xitay'nın ilgilik hukuki ve Xitay-Hindistan çigrasının tenişliği ve mukumluğunu koğdaş işgellikini deva kılgan. Hindistan Kurukluk Armiyası'nın sabık ofisleri Pravin Savni Buaht tutulup, Xitay Armiyası Ladakh'nın Çigra rayonunda Mengülük Ultraklaşış rayonu, Meşik Orni ve Meşgulat Bağısı kurmakta. Kölünün tahminen 75% Xitay'nın kolu da. Xitay'nın kövrük seliştiki maksidi pütkül kölünü ilgili veliş diyen. Ondan başka Hindistan sızgan yeni haritede Ladakh'nın Hindistan zemini dep körüstülüşü Xitay'ın narazı kılgan bulup, Bu mu Hindistan bilen Xitay otursudaki ciddiçiliknin kaydı küçüğüşüge sebep bolgan. Mütexessislerinin bildirişçe iki taraf çigradı 200 bin askeri bilen tutuşu vatkan bolup, ciddiçilik daim mevcut iken. Şundaklı küçük sürkülüşlerinin yeni devamlışı mümkün iken. Xitay çigra rayonunda Cenubi Asya ve Hindi okyanda tacavuzculukunu kançı küçüğe itken siri, Hindistan, Amerika ve onun iştipaktaşları iştipaklıkını çoğunkurlaştırıdı iken. Xitay tacavuzculukunu kança azaytsa Hindistan şünki tengponlaştırış siyasetini kollandıken. İstanbul'da ictimai teşkilatlarının katnışçı bilen köçmenlik istişare yığını içildi. Türkiye Köçmenler İdarisi tarafından uğurlaştırılgan ve Türkiye İçkişler Ministeri Süleyman Soylu'nun rehberlikide içilgan ictimai teşkilatlar köçmenlik istişare yığını bugün İstanbul Valiliğinde içildi. Yığınğa Minister Süleyman Soylu'dan başka yana Köçmenler İdarisi rehberleri, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul'da faaliyet eylip beriyatkan nüfuzluk ictimai teşkilatlarının reisleri katnaştı. Yığında asaslık köçmenler meselesi ve hal kılışkı tegişlik hılmıxıl temalar müzakere kılınğan bulup, Şarkı Türkistanlıklarga vakaleten Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği reisi Hidayetullah Oğuzhan Efendi katnaşkan. İgelliğe malumatlarımızı göre reis Hidayetullah Oğuzhan yığında, Türkiye'deki Uygurlarının en ciddi hal kılışkı tegişlik umumyüzlük puhralıkı kubul kılınış
Bexatirlik kodi grajdanlıqı rad qilinganlar, grajdanlıqı qubul qilinish aldidagi tekshirish bosqichlarining uzrab ketishi qatorliq masalalarni o'tirg'i qo'ygan. Qozog'istondagi 3 rayonda jiddiy holat bekor qilindi. Qozog'iston prezidenti Qasim Jomart To'qayev yuz bergan zo'ravonlik voqealari tufaylidan yo'l qo'yilgan jiddiy holatning G'arbiy Qozog'iston, Pavlodar va Shimoliy Qozog'iston rayonlarida oxirlashadiganligi to'g'risidagi farmonga imzo qo'ygan. Xabariyatda to'g'rining 12 yanvardagi xabarda bildirilishicha, Qozog'iston prezidenti To'qayev 13 yanvar shu yer vaqti soat 7 dan boshlab mazkur 3 rayonda jiddiy ahvolning oxirlashadiganligi to'g'risidagi farmonga imzo qo'ygan. Qozog'istonning g'arbida 2 yanvar kuni suyuqlantirilgan neft gazi LPG'ning bahosining o'stirilishi ve devletin ictimai iqtisadi vaziyetinin naçarlışı qatarlıq sebepler tüpeyli başlanan namayişlerinin dairesi devletin başka caylarıca kengiyip getken idi. Namayişlerinin dairesi kengiyip getken deyken devlet miqyası da ciddi halet ilan kılındı. Namayişçilerinin devlet binalarını işgal kılışı ve kural yarak işiltişi neticesi de hükümet devlet xavufsizlik güçlerine harbi hareket edip biriş doğruluk yol yoruk düşürdü. Vaqalar davomida hozirgacha qo'lga olinganlarning soni 8 mingga yetdi. Bildirilishicha 2 yanvardan boshlab yuz bergan vaqalarda 400 dan ortiq avtomobil, 346 soqchi mashinasi vayron bo'lgan. Kelib chiqqan ziyon 212 million dollarga yetgan. Qozog'istondagi vaqalarda qazo qilganlarning soni 164 ga yetgan bo'lib, buning ichida faqat Olmaotada 103 odam qazo qilgan. Qozog'iston miqyosida 2200 odam yaralangan. Qozog'iston hukumatı mujmal sonliq ma'lumot e'lon qilib, qazo qilganlarning sonining 40 dan oshganligi, buning ichida 16 kishining qurolliq soqchilar ekanligini bildirgan. Xitoyning karantina lagerlarining surati oshkorlandi. Atalmish virusni nolga tushirish siyosatidan voz kechmagan Xitoydan kelgan suratlar Xitoyning vaziyatini oshkorladi. Xitoyning virus bilan yuqumlanuvchilarni karantina ostiga olish uchun ishlatgan lagerlari ijtimoiy taratqularda e'lon qilingan rasmlar bilan oshkorlangan lekin mazkur lagerlardagi sharoitga qarshi nihoyatda ko'p norozilik inkoslari yozildi. Xitoy virusining kontrolligida turayotganiga 2 yil bo'lgan dunyo navbatdagi virusning omikron nusxasi bilan tirkashmoqda. İlgirki nusxasiga qaraganda texami yuqumliq ekanligi aniqlangan omikron nusxasi dunyo miqyosida tez sur'atda ko'paymoqda. Navbatda Xitoydagi omikron vahimasi sababli 13 million odam karantin ostida bo'lib, bu siyosatlarning bir qismi sifatida qurilgan karantin lagerlarining suratlari ijtimoiy taratqularda e'lon qilindi. Xitoyning bu lagerlarda yuqumlangan yoki yuqumlangan deb gumon qilingan kishilarni majburiy ayirib ko'rsatilganligi bayon qilingan bo'lib, Angliya kundalik pochta egasining xabariga qaraganda, Xi'an lagerlariga avatilganlarning ichida homilador ayollar, bolalar va yashanganlar bor ekan. Bir tarafdan o'z ko'zi bilan ko'rguchilar 10 avtobusning bir kechida mingga yaqin odamni lagerga olib kelganligini bayon qilsa, ijtimoiy taratqularda lagerlarda ta'minlangan sharoitga bo'lgan inkoslar jiddiy ko'paymoqda. Xitoy virusida ig'ir eshik ko'rilgan Xitoyda 13 million nufusi bor Xi'an shahri ve 1 milyon 100 min nüfusu bar Yuzhou vilayeti ötken ayda karantin astığı elingan ve her xil çekilmeler küçeytilgen idi. Nöbeti Xitaydaki 3. şehrinin takılış kararıga ergeşip, Xitayda karantin kılınganlarının sani 20 milyonu yetti. Xitay elan kılgan sallıq malumatka göre, Xitayda yuqum ekvalı başlanğandan buyan 101.890 adam baykalgalıqı 4.636 adamının ölgeliği bildirilmekte. Olimpik komiteti yeni bir besimga duch keldi. Amerikadagi ikki partiyaning parlament a'zolari Xalqaro Olimpik komitetining raisi Tomas Bachga maktub yubordib, Xalqaro Olimpik komiteti bilan Sharq Turkistonda majburiy amgak vositasi bilan ishlab chiqarilgan paxtadan forma tikadigan ikki Xitoy shirkatining munosabatini surishtirdi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Amerika parlament a'zosi Xalqaro Olimpik komitetiga maktub yubordib, Olimpik formasining majburiy amgakdan xoli ekanligini isbotlashni talab qilgan. Maktubda Sharq Turkistondan eksport qilingan paxta majburiy amgak bilan ishlab chiqarilgan bo'lib, u yerda yuz bergan sistemalik bostirishning namoyandasi deyilgan. Amerika parlamenti va ma'muriy idorasi Xitoy ishlari ijroiya komiteti raisi Jeff Merkley va Omon palata a'zosi Jim McGovern imzolagan bu maktubda kishini andishiga soladigan bir ehtimollik shuki
Xalqaro Olimpik Komiteti ve başka 2022 yıllık Olimpik Tenerket Müsabakası'na katılan şahıslar mecburi emgek bilen bulgandığan kiyimlerini kiydi o deyilgen. Parlament azaları mektubuda Xalqaro Olimpik Komiteti kişilik hukuku hürmet kılış ve koğudaş üçün bergen vadisini icra kılışını başlaş noktası kılıp, Olimpik Nizam Namesinin kişilik izzet hürmetini koğudaş prinsipiga asasen Olimpik formasını işlep çıkargan kişilerinin kişilik hukukunu koğudaşı ve hürmet kılışı gereklikini bildirgen. Mektubda yana Xalqaro Olimpik Komitetinin Xinyuanshan Guruhi temilligen mahsulatının asli menbesini ispatlap berişini talep kılgan. Ma'lum bo'lgandek, Amerika prezidenti Joe Biden o'tgan yili 13-ci ayda Uyg'ur majburiy emgikini oldini olish qonunini imzolagan edi. Parlamentning ikki palatasida har ikki partiyaning qo'llashiga erishgan bu qonun loyihasida agar shirkatlar Amerika hukumatiga ta'minot zanjirining Xitoy ta'sis qilgan lagerlarda ishlab chiqarilmaganligi haqida aniq va qoyil qilarlik isbot ko'rsatilmasa, Sharq Turkistondan kelgan barliq mahsulotlarining Uyg'ur musulmonlarining qulluq amgiki vositasi bilan ishlab chiqarilgan deb qaralib, Amerikaga kirishi cheklandi deb belgilangan. Qozog'istonda yangi hukumat yig'in chaqirdi. Qozog'istonda yangi ministerlar kengashi bosh minister Alixan Ismoilovning riyosatchiligida tunji yig'in chaqirdi. Türkiye Avaz Radyosu'nun haberde bildirilmişçe, yığında Prezident Kasım Jomart Tokayev'nin yol yorukluğu asasen 3 hafta işçide kılışkı tekişlik hareket planının asaslıq temeleri bekitilgen. Başminister İsmailov, hükümetinin bekitilgen hareket planını uğrullaş üçün bütün küçü bilen tırışçallık görüsüzdüğallıqını əskertiş bilen birge, devlet bihaterlik organlarını kayıt teşkilleş ve armiyanın müdafiye iktidarını aşırış hizmetinin mu en kısqı vaxt işçide başlandıqallıqını təkitilgen. İgilinişçe, işilinuvatkan hizmetler Xavupsizlik Kengişinin kiler kıtımlıq yığınıda xulası kılındıken. Türkiye'nin tüncü yönçük suni hemrahi bugün alem boşluğu koyup berildi. Türkiye'nin Grizu 263 anamlıq tüncü yönçük suni hemrahi bugün Amerika Koşmuş Ştatları'dan alem boşluğu koyup berildi. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe, iğırlığı 337 gram, çoğunluğu 5 cm kilidigan yançuk suni hemrahinin tahminen 525 km töven yer şari orbitisinde 4 yıl 8 ay vazife ötüşü planlanmakta. Bu suni hemrahinin 13 yanvar günü Ankara vaxtı saat 18:25 ötkende Amerika Koşma Ştatları'daki Cape Canaveral kuyup beriş bazısının alem boşluğu karab yolu çıkışı kütülmekte. Xitoyda Tianjin shahrida ko'rilgan Xitoy virusi Omikron nusxasining Liaoning o'lkasining Dalian shahrida mubayqalganligi bildirildi. Turkiya Avazi radiosi xabarida bildirilishicha, Dalian kasalliklarni kontrol qilish va oldini olish markazi Xitoy virusi to'g'risida bayonot e'lon qildi. Bayonotda shahrida ko'rilgan Xitoy virusiga munosabatlik vaqalaridan olingan o'rnaklarda Omikron nusxasining bayqalganligi eskartildi. Xitoyda Omikron nusxasi tunji qitim 2021-yili 14-dekabr, 9-dekabr chet eldan Xitoyga kelgan bir kishida bayqalgan edi. Orqadan bu yil 10-yanvar Xitoy o'lkasining Anyang shahrida o'tirg'i chiqqan Xitoy virusiga munosabatlik ikki vaqada Omikron nusxasi bayqalgan edi. 28-dekabr Omikron nusxasiga munosabatlik tunji vaqa ko'rilgan Tianjin shahrida Anyangga qaytgan bir universitet o'quvchisida bayqalganligi Keyingi kunlarda Anyangda Omikronning tarqalishi sababidan yuqumlanganlar soni ko'paygan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Ayki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh tapshirmiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmat tashkilotlariga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.